Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Cem abiyle beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Daha önce bayağı modifiyeli aslında Leon çekmiştik. Aynen. Bugün stok bir makineyle beraberiz. 60 o. 60 o. Kesici tat 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 tat. Sizin ailede uzun süredir ilk sahibinden bugün sonra size geçti. Bugün babamdan çaldığım arabayla buradayız. Aslında araç babamın aracı ama yaklaşık olarak 3 seneden beri ben de. Kendisi de artık bir... biraz yaştan dolayı bakamıyor arabaya. Ondan dolayı bize devretti. Kilometre deneyimi bayağı var aslında. Şu an 70 binde miydi araba? Şu anda 72 binde ama babam arabayı bana ilk bıraktığında yaklaşık olarak 38-40 bin civarındaydı. Biz birazcık arabayla gezdik. Birazcık sorunsuzluğu da. Şu an gerçi stok araba. Aynen, şu anda stok ama biz pandemi döneminde biraz evde kapalı kalınca canım ne yapalım sıkılınca, ne edelim derken aynen bir yay bulduk, yayımızı taktık. Konuşacağız zaten onları aynen, detaylı. Aynen, jant taktık, bir de işte ufak tefek detaylar yaptık. Hem de böyle aslında kullanıcı deneyimlerini de anlatacağız. Performansı, aynen, paketleri, arabayı da bir yakından tanıyalım. Bu araba 2003 yılında piyasaya çıktı. 2006 yılına kadar kullanıldı. 2006'nın ikinci yarısında makyaj gördü. T25 diye geçiyor bizim kasa. Aynen, bu kasamız T25 diye geçiyor. Bir önceki kasalar T22 diye geçiyor. Sonra bu 27 araba, diye geçiyor. Sonra da 27 diye devam ediyor. Sonra da zaten Avensis Furyası bitiyor Türkiye'de ve dünyada. Bu aracımız makyajsız olan ilk çıkan T25 Avensis. Sonrasında T27 geldi, makyajlandı. Makyajdan farkları ön tampon farları, ön tamponun şu bölgesindeki duruşları, yandaki çamurluk sinyalleri yok edildi, aynaya alındı. Bu şekilde bir şey var. İçte birkaç tane detayımız var. Logo bölümünde bir değişiklik var mı o ızgara kısmında? Aynen, ön tamponun değişmesiyle beraber şu tasarım o dönemde başlayan Corolla'larda da vardı bu. Tamponu şişirme şeyini bunda da devam ettirip makyajda tamponu birazcık daha spor bir hale getirdiler. Bu birazcık daha ağır başlı duruyor aslında. Diğeri bir tık daha spor duruyor. Yani bence D segmentinde bir araba için bu görüntü birazcık daha bence daha güzel. Diğerinde daha sporlaştırdılar şeyi. Sis lambaları yuvarlak oldu. Sis lambaların çerçeveleri değişti. Birazcık daha farklılaştı. Dediğim gibi işte yan sinyaller kayboldu. Aynaya geldi. Bizde bir de Amerikan Park var şu an. Aynen. O işte ufak yaptığımız detaylardan bu Volvo'larda kullanılan S40'larda kullanılan çamurluk sinyalleri, daha doğrusu tampon sinyalleri, onları biz buraya yerleştirdik. Orijinalinde yok. Orijinalinde böyle bir şey yok. Onunla beraber biz birazcık daha makyajladık bu arabayı. Jantlar değişti. Jantları değiştirdik. 2.0 executive'in jantlarını buna biz taktık. Birazcık daha dolu dursun diye. Xenon'lar da yine bu pakette geliyor değil mi? İlk bas paketinde Xenon yok. Aynen, ilk bas paketinde Xenon yok. Bu arabalarda şöyle bir şey var. Linea, Comfort ve Elegant diye geçiyor. Linea'larda sis lambaları da yok. Yine mercekler var. Farikamalar yok. İç tarafta birkaç detay var. Sunroof kol dayama yok. Sunroof yok şu an bizim pakette. Tabii. Sunroof zaten sadece 2.0'larda geliyor. Sonrasında Comfort modeli var. Comfort'ta yine mercek var. Ama Xenon yok. Yine farikama yok. Xenon olmadığı için. Bu elegant versiyon, yani 1.6'nın en dolusu diyebileceğimiz. Boğazlı kazak. Aynen. Kendi çapında dolu bir araba. Bunda xenonlar geliyor, far yükseklik ayarları geliyor. Onunla beraber yine vizeden geçebilmesi için farikamalar geliyor o dönemde. Onun haricinde bu tarafta pek bir şeyimiz kalmıyor. Kapı kolları zaten gövde renginde. Hepsinin de gövde renginde. Arka tarafa geldiğimizde de arka tarafta makyajla beraber stoplar değişiyor. Yine tampon aynı tampon. Onda da herhangi bir sıkıntımız yok. Aslında baktığımızda arabanın arkasında sadece stop değişiyor. Stopta da değişen kısım sadece şu yuvarlağın içi birazcık daha açık bir renk. Bunda komple kırmızı bir doku var. LED yok zaten daha bu şeylerde. Bunlarda LED yok. Bunlarda sadece birer tane ampulle yuvarlak bir hat yakalamışlar içinde. Şu kısım makyajla birazcık daha beyazlatılıyor. Daha kromlu bir detayı var. Onun haricinde arka tarafta bir şeyimiz yok. Park sensörleri orijinal.
elegant olduğu için. Station wagonu da var bu kasanın. Aynen, station wagonu var artı liftback dediğimiz bir versiyonu var. Insignia'larda falan da var, Vectra'larda da var. Yine aynı şekilde şuradan böyle liftback daha uzun geliyor ve bagaj kapağı şu kadar falan oluyor. Ben yine el hesabıyla anlatıyorum her şeyi. Karış hesabıyla. Aynen, karış hesabı. Yani şuraya kadar geliyor. Station'ın da ve yine liftback'in de aynı stop grubunun benzerleri kullanılıyor. En çok satan ama model herhalde bu tarz değil mi? Yani sedan olarak. Sedan. Yani Türkiye'de station özellikle sedan. Yani birkaç tane liftback görüyoruz arada ama çok fazla gördüğümüz bir model değil. Yani Türk insanı sedansa tamam, koy sepete yani. Hiç bakmadan varsa... of, tadından yenmez. Yani biz de bunu keşke sunrooflu alabilseydik. Zamanında ben çok direttim 2.0 alalım, 2.0 alalım diye ama kabul ettiremedik. 2.0 çok yakar mantığıyla. Bu şekilde bir görselimiz var dışarıdan. Aslında makyajla şey arasında kasa komple aynı. Plastik aksamlarda değişiklikler var diyebiliriz. İstediğin aslında. İstediğin zaman zaten takabilirsin onları da. Yani şu anda aynaları alsam takabilirim. Sadece çamurlukta bir sinyal grubumuz. Hani o delik kalır. Hı hı. İki tane sinyalli olur. Fazlası göz çıkarmaz. Onlarla yine plastik tampon alırız. Arka tampon aynı. Stop aldığım zaman bir de farla beraber arabayı komple makyajla çevirmiş olabiliyorum. İçinde de aynı şekilde yine. Onu içe geçtiğinde konuşuruz. Anlatırız onları da. Yani dışarıdan bu şekilde bir görselimiz var şu anda. Yavaştan da içine geçip tabii performansına geçebiliriz. Müthiş performansına geçeceğiz biraz sonra. Motordan devam edelim istersen abi. Motordan devam edelim. 1.6 atmosferik VVTi diye geçen, herkesin bayağı aşina olduğu bir motor Toyota sevenlerin. Videosunda çekmiştik daha önce. Aynen, Ergüvent'in arabada çekmiştik. O tabii birazcık yüklü. Modifiyeliydi o. Modifiyeli, onunla karşılaştıramıyoruz ama hani aynı şeyleri bu arabaya da yapabiliyoruz ayrıca. Uyarlayabiliyorsun onları da. 110 beygir stok. Şu anda 110 beygir stok hali. 150 tork var. 150 torku var. Emme, kelebek, enjektör. Arabanın ilacı diyebilirim açıkçası. Ve aslında hani, o kadar da pahalı, maliyetli bir şey değil. Yani en son araştırdığımızda Ercü ile beraber şöyle bir fiyatla karşılaştık. 6,5-7 lira civarına bu işlemleri yapabiliyoruz. Hani baktığımızda performans getiren işlemler ama hani Toyota olduğu için kimse bunun bizim modifiye amaçlı yaptığımızı bilmediği yedek için parça olarak. Yedek parça olarak alıyoruz. Yani arabamız arıza yaptı işte bunları taktık gibi oluyor yedek parçacılarda ama bunu VWAG grubunda falan yapmaya kalktığımız zaman maliyetler çarpı 2 veya 3 olabiliyor. Çünkü yapılma amacı belli. Bu parçalar oluyor. Direkt serviste bulunuyor mu yoksa yine çıkmacılardan bulmak lazım? Yani servisten tabii bulabiliriz ama maliyetler biraz yüksek olur. Ona girişemeyiz ama çıkmacılarda rahat rahat şu anda bulabiliyoruz tür parçaları. Yani onun haricinde bu araba Türkiye'ye 1.6 en çok satan versiyonu. 1.6 VVTi dediğimiz değişken swap teknolojili olarak geldi. 1.8'i var. Bu kasada az miktarda var. 2.0 direkt enjeksiyonlu versiyonu var. Onunla beraber 2.0 dizeli de var. 1.8'leri Türk halkının yani 1.8 araba mı olur şeyiyle yani vergisel olarak da çok yakar işte. Çok yakar. Vergisi yüksek. Şöyle böyle gibi konularla birazcık tutulmadı. 2.0'ı yani alan oldu. 2.0 sevdası var Türkiye'de birazcık o şey. Bir şey var galiba. Daha da üstü var. 163 beygir. 2.4 mi? 2.3 mü? 2.4 var galiba. O yurt dışında. Bu tarafa çok fazla gelmedi. 2.0'ları var. 2.0'ları dolu arabaların. Deri koltukla geliyor. Koltuk ısıtma var. Sunroof olanları var. Ama tabii olan olmayanları da var. Yine elegant versiyonuyla gelen var. Executive olarak gelen var. Tavanlı var. Ben çok istedim zamanında bu arabayı alırken ama yine yok. Aynen, aile şeylerinde ya 2.0 arabam olur. Tavana ne gerek var? Saksı düşer üstüne kırılır. Bizim öyle şeylerimiz vardı. 1.6'lar hepsi bir de şey manuel. Manuel. 1.6'ların hepsi 5 ileri manuel. Keşke 6 ileri olsaydı. Yetmiyor çünkü. Hani bir 6 istiyor araba. Arıyorsun çünkü bazı noktalarda. Arıyorum. Sokmaya çalıştığım zamanlarda oldu yani böyle 6'ya böyle sokayım falan diye arabayı ama yani bu biraz gürültülü çalışıyor ondan sonra. Chevy'de mesela şu an 5. vites 100 gidiyoruz. 3000'de. 3000'de. Yani uzun yolda. Uzun yolda hani şöyle 110-120 sabitte gideyim dediğin zaman bayağı bir şey yapıyor. Yoruyor insanı gürültü olarak. 2.0'larında da genellikle çok güzel aslında arabalar ama direkt enjeksiyon olduğu için o zamandaki Golf FSI'lardaki gibi tüp takmak biraz dertti. Zamanında da abilerimiz, amcalarımız yaptılar. Kara düzen tüpleri taktılar. İlk versiyon tüpleri taktılar. Biraz canını aldılar. Canını aldılar. Şu anda hani piyasadaki 2.0'larda yani sağlık konusunda bir şey diyemiyorum açıkçası. Hani bayağı hırpalanmış arabalar oldu açıkçası. Ama en yani şey kullanılabilir olarak bu arabada tüp yok.
Benzin de kullanıyoruz. Tüp hiç takılmadı bu arabaya. Şu anda 74 binde. Gidişinde bir gösterebiliriz istersen. Gösterelim. Daha yavaşlayıp böyle makineyi kurup. Böyle bir kuralım. Şu an filtremiz de iptal. Aynen, filtreyi de söktük. Videoya yazar. Bugün için doyurma seansı. Böyle 70'e alalım birazcık. Atmosferik zamanlarımız gelsin. Rol. Klima açık şu anda bu arada. Filtre takılı olunca tabii böyle ses gelmiyor. Tabii bu hiç yok. Toyota'yı geçecek mi? Geçiyor. Kesici de oldu. Şovlu geçiyoruz. Stocking. Stok da bu kadar yürüyor. Yani Ercüment'ink ile birazcık kıyaslayabilirsek. Kasa da ağır bir de. Yani şimdi Ercüment'in araba 1050 kilo civarında bir araba. Bu araba yaklaşık 1350 kilo civarında. E tabi boyut farkı, donanım farkı, onlar da etkiliyor. Aralarda zaten burada galiba bitiyoruz. Yokuş yukarı. Yokuşu da görünce araba bıraktı kendini. Yani bu kadar gidiyor ama hani dediğim gibi bahsettiğimiz eklemeleri yaparsak baya güzel oluyor. Yakıt olarak da baya bir rahatlatıyor arabayı. 135 beygir civarı. 135 beygir rahat rahat kullanılır. Atma olunca tabi o kadar ekledik. Niye bu kadar az beygir geliyor? İnsanlar belki sorabiliyor ama atmosferikte öyle. Aynen öyle yazılım atalım, yükseltelim gibi bir şeyimiz yok tabi. Olmuyor. Lüksü kullanamıyoruz. Hani bu şey, gidişi bu şekilde. Rampadaki halini de gördü takipçiler. Yani aslında hani standart ben bineceğim, rahat rahat kullanacağım denebilecek bir araba. Hani kronik sorunları var mı? İlla ki var. Hani ufak tefek oluyor. Bu süre zarfına neler yaşadınız mesela? Yani bu araba sıfırdan beri bizde, aile içinde. Hani dayımdaydı. Dayımdan 33 bin kilometredeyken biz aldık. Yani temiz bir araba. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani darbesi yok, sıkıntıları yok. Gayet temiz kullanıldı, yattı falan. Hani bir kere alternatör arızası verdi. O da yaklaşık olarak bir 7-8 ay önce verdi bu arızayı. Ama arızayı verdi. Araba yine yolda bırakmadı. Çünkü o bir Toyota. Bir şekilde yani direksiyonu sertleşti. Kokpit, uçak kokpiti gibi oldu. Yandı, söndü. Her şey yaşandı. Hatta dedim ki düşüyoruz. Yani uçak gibi her yer gitti geldi, böyle bir şeyler oluyor. Ama bir şekilde araba evin önüne getirdi. Hatta 4 gün o şekilde kaldı araba. Camlarını elimle kapattım, yani çeke çeke kapattım. O şekildeydi aküsü. 4 gün sonra marşa bastık, ustaya kadar gitti araba. Yani nasıl yapıyor bilmiyorum. Yani motorsal olarak en yaşadığım şey buydu. Onun haricinde alt takımı birazcık narin diyebilirim. Neresi narin? Zerotları birazcık arada tıkırdar. Onun haricinde yani iç kısma gel. Yani motorsal olarak bir kroniği yok diyebilirim yani bu motorların. Yani tabii kilometresi yüksek arabalarda illa zaman aşımıyla hani o da aslında artık yedek parça değişmesi gerekiyor. Tabii bilinçli eskitme dediğimiz konular da var ya artık firmalardaki. İç şarjı kısımdaki göğüslük senin dediğin. Aynen. Yani şu hani görebiliyorlar mı bilmiyorum. Buradaki kameradan şey yapar. Şurada bir ufak çatlamalar gerçekleşiyor. Bunda da gerçekleşti. Aynı şekilde şu tarafta bir tane ufak var. Şurada. Bu da yani habire bir mıncıklama yok yani sizin. Bu normal artık güneşi gördükçe. Aynen. Herhalde. Yani şu anda mesela hani diğer avansistlere de baktığımızda hepsinde var. Hepsinde olan şeyler. Bu en iyi hali. Yani bu kapalı garajda yatıyor, gölgede duruyor. Hani düzenli bakımları yapılıyor. Hani parlatıcılar sürülmüyor. En uygun şekilde kullanılan hali. Ona rağmen oluyor. Ben bunu yaklaşık bir 2 sene önce falan bir Fiat aldım. Göğüslüğü değiştireyim diye. Yani üst siyah parça ayrı sökülebiliyor. Yaklaşık o zaman 9 bin lira civarındaydı. Şu an herhalde bir 2-3'e katlamıştır diye düşünüyorum. Onun haricinde bu arabanın içinde tavan döşemesi sarkar. Sarktı. Biz değiştirdik. Onu değiştirdik. Aynen yenilendi. Onun haricinde kapı döşemelerinde sarkmalar olur. Onlarda çok ufak var bunda da. Tavsiyem ıslak silinmemesi. Islak sildikçe yapışkanlığı bırakıyor. Vakumlu şey de yapmayacak. Aynen, vakumla çekilmeyecek. Bezin üstüne ilaç sıkılıp bezle silinmesi en uygun şekli. Atmoşo. Hadi oğlum, hadi oğlum. Böyle go kartlar gibi zıplayarak böyle hızlandırıyoruz arabayı. Ercun'un arabada olsa herhalde 190'ları görmüştü. Işte.
çok da performans beklememek lazım. Yani bu arabanın yapılış amacı zaten o değil. Yani. Konforlu, aynen. Zaten adam ha, şimdi frenler su koyu veriyor ama hani şöyle söyleyeyim, şehir içinde de bir o kadar da iyi frenleri. Yetiyor yani. Güzel bir lastik kombinasyonuyla çok güzel, rahat rahat hani. Önler, arkalar disk. Onlarca kronik diyebileceğimiz dediğimiz işte kapı döşemeleri var, tavan var, göğüslükteki var. Onun haricinde arabanın içinde öyle çok kronik diyebileceğim bir şey yok. Bu donanım seviyesinde göğüslük iki parça renkli olarak geliyor. Siyah ve krem olarak geliyor. Arada maon kaplama var. Tabii o plastik ama üzeri maon görünümü verilmiş bir durumda. Komfort modelinde, bunun bir alt modelinde siyah, burası bir açık ton gri gibi bir renkte plastik geliyor. Orası? Yine plastik oluyor. Bir ufak da desen var üzerinde. Hani böyle, böyle nokta nokta deseni var. O da aslında şık duruyor. Bardaklık hepsinde var mı pakette yoksa? Bütün paketlerde şu bardaklık var. Bu şekilde açılıyor. Burayı kullanabiliyoruz. Göğüslük üstünde bir tane var. Onun haricinde şu aradaki kısmı kullanabiliyoruz. Bir kolda de kolda yamayı açtığımız zaman orada bir kısım var. Onu da kapağı var. Kaldırdığımız zaman bardaklık olarak kullanılabiliyor. Güzel çözmüş aslında. Bayağı bir yer var. Aslında var ama hani kullanış olarak hani iki kişi kullandığınız zaman bunu böyle sürekli açık kullanmanız lazım. O da şey yapabiliyor. Bazen de şu alttaki kilitten kurtulursa geriye dönebiliyor. Bütün her şey. İçecek ve içindekiler düşme durumu olabiliyor. Onlarca bunun en boş versiyonu var bir de. 1.6 Linea diye geçiyor. Onda şey yok. Otomatik klima yok. Kolda yama yok. Sis farları yok. İçi yine siyah. Onun haricinde... Hayırlı olsun paket. Aynen. Giriş seviyesi. Yani bence D segmentinde bu kadar gerek var mıydı? Onu bilmiyorum. Aynı şeyi Corolla'da da yaptılar. Corolla E12 kasa Corolla'larda. Aynı dönemin arabalar. Onda da bir Linea. Çok boş versiyonları vardı. Araba satabilmek için. Tabii ama bence D segmentindeki bir arabada bu kadar boş bir versiyonu olmasa daha iyiydi. Hani kıyasladığım zaman döneminde bir Passat'la zor yarışır. Yani asıl rakibi herhalde bu segmente Accord. Accord, Passat. O şeyler ama hani birazcık daha dolu olabilirdi yani. Şimdi yağmur sensörü var, fark sensörü yok. Ya en azından 6 ile olsaydı ve yani 1.6 ile değil de en azından 1.8 ile getirip otomatik versiyonuyla olsaydı hani insanların daha çok dikkatini çekecekti. Çünkü bu segmentte insanlar otomatik arıyor. Tabii. Ne olursa olsun. Cruise yok bir de şu an bize galiba en aynen. Temel eksiklik olarak. En temel aynen o var. Cruise gerekiyor. Hani takması da çok basit. Yani aşırı basit. Kendiniz bile yapabileceğiniz bir modifikasyon olur. Arabaya ekleme olur. Hani şu kısmı kesip sahibinden de bulduğunuz herhangi bir Toyota Cruise kontrolü zaten o bir kol şeklindedir. Bütün arabalarında aynı şeyi kullanıyor Toyota yıllardır. Ben Auris'im vardı. Auris'ime kendim montaj yaptım. Montajını kendim yaptım. Böyle gizli özelliklerden girip de açmaya bir şey. Hiç yani tanıtma, okutma, kodlama gibi şeyler yok. Burayı kesiyoruz. Göğüslü yani şeyi söküyoruz. Airbag'i söküyoruz. Sokete yerinde hazır takıyoruz. On tuşuna bastığınız zaman sağ köşede, sol köşede Cruise yazısıyla direkt aktif hale geliyor. Auris'lerde Cruise Control logosuyla geliyor. Bunlar da Cruise yazı olarak çıkıyor sağ, sol üst köşede. Onun haricinde... Sen öneriyorsun bir de galiba değil mi? Çünkü gaz tepkimesi arabanın birazcık şey... Ben öneriyorum. Gibi. Yani bu araba elektronik gaz kelebekli ama telli gibi çalışıyor. Yani çok fazla şey var tepkili. Uzun yolda sürekli hani böyle basıyorsunuz. Araba çok güçlü değil. Gazın üstünde sürekli böyle bir ezme halindesiniz. Araba gitmiyor ama şeye bakıyorsunuz. Buradan yakıt artıyor. Aynen yakıt artıyor. Anlık ortalama sürekli böyle 8-8.5'larda. Ayağınız ona göre ayarladığınız zaman 5.5'lara, 6'lara, 5-8'lere düşüyor. Ama bir süre sonra istemsizce tekrar o yol şeyiyle tekrar basmaya başlıyorsunuz. Yine yakmaya başlıyor araba. Yani bu arabaya az yaktıracaksanız ilk başta Cruise kontrolü arabaya montaj yapmakta fayda var. Genel ortalaması ne kadar sence arabanın uzun yol şehir içi? Yani şehir içinde 9.5'ları görüyorum. Hani çok da öyle uçup kaçarak da kullanmıyorum bu arabayı. Sakin. Kullandığım olacak. Zamanlar da oluyor hani yüksek olmasının verdiği şeyle böyle bir özgüvenle rahat rahat gidebiliyorum diğer arabalarıma kıyasla. Uzun yolda da görebildiğim yani Alaşehir'den buraya gelirken yıllar olmuştu ama o zaman. Hani 5.5-5.6'ları gördüm ama. Koklayarak artık. Koklata koklata yani öyle geldim. O da zaten bir süre sonra hani sıkılıyorsun. Aynen sağ ayak yok. Kramp giriyor oraya. Kramp giriyor böyle tutmaktan kendini. Onun dışında da uzun yolda 6.5'larla gidilebiliyor. Birazcık şeyli giderseniz hani 7'leri görüyor. Tüp takabiliyorsun bir de bununla istersen. Tüp takılıyor. Gayet verimli oluyor. Yani güzel kitler de var bunlar oldu. Hani ben o kadar kullanmadığım için kilometresinden de belli arabanın. Hani gerek duymuyorum. Çıkartamayacağım çünkü o şeyi. Yaptığım masrafı. Bu şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bu
bu arabalarda başka neye değinebilirim? Bir şey sorabilir belki takipçiler. Bu sağdaki tuş, soldaki, soldakiler herhalde zaten soldakiler ses açma kapama, kanal değiştirme veya şarkı değiştirme. Mod tuşu işte CD'den radyoya, radyodan. Mod şey değil, konfor şeye, spor modu değil yani. Tabii buradan bastığımız zaman şey çıkıyor, arkada böyle ting, bardaklar çıkıyor böyle, buyurun efendim falan. Şampanyalar falan geliyor. Bu tuş çalışmıyor. Yani öyle bir şey yok. Bilen varsa yani, yazsın yorumda. Yani bilen, aynen, bilen varsa ben de öğreneyim, çok merak ediyorum. Yani basılı da tuttum, normalde yapıyorum. Yani hiç şey yok, burada konuşan bir abi var. Ama yani konuşmuyor benimle. Yani öyle bir şeyi yok. Makyaj ne geldi bu arabaya? Dışında anlatmıştık makyaj kısmını. Göğüslükte şu kısım değişti. Buraya bir kapak geldi. Şu anda bizim aracımızda burada yol bilgisayarı var. Bunun yerine bir kapak koydular. Yol bilgisayarı sağ taraftaki saatin olduğu yere ikili kademe oldu. Yol bilgisayarı oraya geldi. Kapağı açma, kapama şeyleri orada gözükmeye başladı. Sol taraftaki büyük ekran küçüğe döndü. Yol bilgisayarı buraya taşıdılar. Burası bir göz haline geldi. O göz sürekli kırılıyor. Çoğunda kapalı kalıyor. Burada renkli ekran da var galiba, değil mi? Yurt dışı versiyonlarında burası navigasyon olarak renkli çalışabiliyor. Basıyorsunuz açılıyor. Orada bir ekran çıkıyor. Ekrandan navigasyon olarak çalışıyor. Teyp değişti. Bir tık değişti. Yani çok fazla değişiklik bir şey yok. Aslında görsel yine aynı. Ama onun da ekranı küçüldü. Daha uzunlaması olan ekranı kare ekrana çevirdiler. Direksiyon yine aynı ama sadece şuradaki şekiller değişti. Kozmetik olarak biraz. Aynen, kozmetik olarak değişti. Onun dışında arabanın içinde böyle atla deve değişti diyebileceğim bir şeyimiz onu yok. Onu bir de modifiye edebiliyorsun galiba, değil mi? Şey, AUX'a çevirebiliyorsun. Tabii AUX'a çevirebiliyorum. Teybin arkasında CD changer soketi var. CD changer soketinin arkasına, yani malum sitelerde girip baktıklarında görebilecekleri bir tane aparat var. Kablolu. Onu oraya takıyorsunuz. Yine kodlama gerekmiyor. Plug and play. Sök takıyoruz. Tak. Aynen, sök tak. Takıyorsunuz, torpidoya atıyorsunuz, SD kart USB çalıştırabiliyor. Hep orijinallikte korunuyor. Tabii orijinallikte korunuyor. Ben bu şeklini çok daha fazla beğeniyorum. Ekran falan var ama hani bu arabaya takılan, ben bu haliyle daha şık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arabada perde var arkada, sayabileceğim D segmentinde. Elle çalışıyor, manuel. Yani bir elektrikli versiyonu yok. Koltuklar bir üst pakette 1.8'de mi oluyor deri? 1.8'de değil, 2.0'larda. 2.0'larda deri koltuk geliyor, koltuk ısıtma geliyor. Koltuk ısıtma da işte burada bir alan var şu an, burası boş. Onda reostal olarak çalışıyor, yani bir düğmeli değil. Çevirerek ayarını oradan direkt yapabiliyorsunuz. Hani fazla ısınsın, az ısınsın gibi. Onun haricinde... Arkası bayağı geniş. Arka makam. Yani arka ciddi anlamda makam. Hani şu anda benim boy ortalamamda, oturduğum şeklinde, ayarımda arkadaki kişi çok rahat... Bacak üstüne atar yani. Bacak üstüne atar, kullanır. Arkada kol dayaması var. Arka bayağı bardaklığı rahat var. Oluyor. Bardaklığı küllüğü var. Küllüğü var. Yani arabanın içine sigara içmiyoruz. Aynen, küllük ama... var. Arkada yine bir 12 volt çıkışımız var. Baktığınızda hani şeye geleyim tekrar. Kronik sorunlardaki bahsettiğimiz göğüslük çatlaması. Bunu ben bir ara kafaya taktım. Düzelteyim diye uğraştım. Instagram'da görebilirler, şeyde görebilirler. Buraya deri kaplıyorlar. Bunun için de ben bir öyle bir girişimde bulundum. Dedim deri kaplayayım. Güzel böyle dikişler attırayım falan, böyle hani araba döşemeci güzel olsun. Döşemeci önermedi sonra mı? Yani görüştük. Yapısının uygun olmadığını söylüyor. Aslında içinin sünger dolgulu olduğunu, kenarlarını tıraşladığı zaman göğsünün komple dağıldığını söylüyor. Önermedi. YouTube'da önce yaptığım araştırmalarda da bunu komple söküp evin önünde, çok da kolay sökülüyor, öyle bir şey yok. Söküp ufak zımparalar, ufak macunlarla evin önünde boyayanlar da var. Yani ben çok hoşuma gitmedi, yani görseli çok kötü oluyor. Böyle ufak çatlaklarla kalsın benim için yeterli. Yani benim yapabileceğim ne vardı mesela? Hani yine böyle kaplamalarda şurası maun ve alt kısmı şununla aynı desende maun yapmak istiyorum. Güzel, İlerleyen dönemde. Aynen, güzel olur. Yani çünkü arabanın renk kombinasyonu güzel. Hani siyah, ahşap ve kremi güzel kombinlemişler buradaki grilerle beraber. Çok şık duruyor bence. Hani yılına göre. Hı hı. Hani onu da burada yansıtabilirsem çok da güzel olacağını düşünüyorum. Güzel olabilir. Bir gazlama da alalım mı Cem abi? Alalım. Kaçtan basayım? Kaçtan basayım? 70'ten kuralım. Rolling. Koçer Works. Koçer Works. Biraz yokuş yukarı basıyoruz şu an. Thank you.
güzel de zıplaya zıplaya geçebiliyor araba yani. Bu arabayla ilgili söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi de E12 kasa dediğimiz kasa kodlu Corolla'lar var. Baktığınızda aslında bu Corolla'larla, yani Corolla'ya bir hava basılmış gibi. O arabayı şişirip bu hale getirmiş gibiler. Göğüslüğü olsun, onda da aynı sorunlar var. Parlama sorunu var mesela. Biraz parlak bir malzemeden yapılmış. Güneş geldiği zaman mesela, güneş gözlüğü kullanmıyorsanız o esnada gözünü alabiliyor, cama yansıyor, görüntüyü kesebiliyor. Mesela şu anda aslında hani gözlüğü çıkarttığımda ben bir nebze... Ben görüyorum şu an çünkü aynen, yansıyor bayağı. Yansıma var. Polarize değilse camlar. Corolla'lar da aynı. Yani kronik sorunların hepsi aynı. O zamanki tedarikçileri artık kimse Toyota'nın. Tavanı olsun, döşemesi olsun, göğüslüğü olsun. Malzemeden ince bir aynen, şey yapmışlar. Corolla'larda da mesela teybin üstünde şöyle bir kep vardır. O kep yukarı doğru kalkar. Çatlamaz ama o böyle bir esneme şişer yapar. Orada. Aynı şeyler onda da var. Şöyle söyleyebilirim. Yürüyen olarak da neredeyse birebir aynı. Aslında Volkswagen grubundaki MQB dediğimiz olay Toyota'da 89 yıllarında vardı. Hani Ercün'ün de bahsettiği gibi onun Corolla'sı, ondan önceki AE101 kasa, ondan önceki kasaları, yürüyenleri, amortisörleri çoğu birbiriyle aynı. Aslında aynı. Oturma yerleri falan her şeyle aynı. Bu da aynı şekilde devam etmiş. Corolla'nın yay sistemini buna geçirebiliyorsunuz. Ben bu arabaya yay da taktım. Bir 6 ay kadar yayla bindim. Bastınız arabayı. Aynen. Kendi yayını bulamadım. Yani bu ağırlık dengesini karşılayabilecek yayı bulamadım. Yaptığımız araştırmalarda şeyi bulduk. Corolla ile yaylarının aynı olduğunu bulduk. Levent yayları buldu. Onları taktık. Araba böyle yere konteyner park etmiş gibi oldu. Yani hani yayı aldık, bir indirdik. Bir tane liften çıkmadı araba. Yani yaylar direkt preslendi üzerinde. Bir 6 ay kadar ilk taktığımızda güzeldi. Yani 2-3 ay güzel gitti ama arka taraf artık uzunluğun da verdiği şeyle, bir de Alaşehir'e git gel yapmaya başladım o dönemde. Arka taraf bildiğiniz sürekli şu şekilde böyle gitmeye başladı. Dalgana dalgana. Çok güven de vermiyor. Aynen. Yani arkanın oynadığını hissediyordum artık. Yayın arkasında araba şu şekilde böyle bir hareket jölelenme yapmaya başlıyordu. Oluyor. Ha, görüntü çok güzel. Gelip gidip eğir mi var diye helal soranlar basık oluyordu. Nasıl bastınız diye soran oluyordu falan. Ama hani bir süre sonra sökmek gerekti. Yayı tekrar bir E12 Corolla'ya teslim ettik yani. Asıl sahibine teslim ettik. Onlar kullanıyorlar. Ama görsel tabii müthişti. Yani bulabilirsem fotoğraflarından onlardan koyarız da koyarız aynen. Şu anda da aslında virajı güzel araba. Yani tabii konforlu, yine bir ince yatıyor. Tabii yatıyor. Yani bu araba ilk çıktığında da zaten hani kataloglarında şey vardı. Lastikleri en köşe kısımlara yerleştirilerek tasarlandı. Arabanın yatmasını en aza indirmeye çalıştıklarını. Yani şimdi ben mesela viraj dönmeye başladığında şöyle bir şey hissediyorum. Araba ilk bir yatıyor. Yattıktan sonra orada kalıyor. Yani yaylar progresif çalışıyor. Hani bir yerde kalıyor, ondan sonrasını dönmeye devam ediyor. Hatta şaşırtıyor bazı insan. Bu araba nasıl dönüyor diye. Hani görseli öyle değil arabanın. Sanki böyle pelte gibi bir tarafın şey üzerine jöle gibi hareket edecekmiş gibi geliyor ama bir yere kadar kalıyor, ondan sonrasında hani basıyorsunuz dönmeye devam ediyor. Lastiğiniz iyi ise bu araba döner. Frenler mi bir tek eksi sana göre birazcık performans olarak? Ya aslında performans olarak şöyle, biraz önceki gibi kullanırsanız eksi. Ama arabanın performansını bunlarla kıyasladığımda aslında yeterli. Hı hı. Arabanın üstündeki şehir içi kullanımında. Ya bizim gibi gençler kullanmazsa aslında yeterli. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta şöyle yaptık. Hatırladığım kadarıyla Ercüment'in arabadaki fren sistemi bununla aslında neredeyse, hı hı, aynı. Ondaki T-Sport olarak geçiyor. Aslında T-Sport'larda da bu var. Ama işte kilo bazındaki şeyler de Toyota'nın birbiriyle devşirdiği ürünler diyebilirim yani. Bir de şey de var galiba, performans parçaları da takabiliyorsun dışta görsel olarak bu arabaya. Tabii TT'ye versiyonu var bu arabanın yurt dışında, yani Avrupa zaten. Bu araba zaten Avrupa için üretildi zamanında. İngiltere'de zaten üretildi. İngiltere'de üretildi. Toyota Team Europe diye bir şeyi var TT'nin açılımı da. Ön panjur alabiliyorsunuz, tampon eki alabiliyorsunuz. Arkaya egzoz seti geliyor. Çift. İki tane susturucuyla beraber geliyor böyle hani. Remus'un diye hatırlıyorum. Onlar yerleşiyor. İstanbul'da bir arkadaşımız yıllar önce yapmıştı. Konusu vardı ona, galiba. Tek aynen. Tek Türkiye'de Big Boss diye bir konusu vardı. Yine 17 jantları koydu. 3,5 Aybah yayları koydu. Öne panjurunu aldı. Tampon ekini alamadı galiba hatırladığım kadarıyla. Arkaya Remus'un bu bahsettiğimiz egzoz, TT egzozlarını almıştı. Buradan kendisine de selam olsun. Yunus Emre. Hala da böyle kurları tabii şey. Aynen. Hala da böyle şeyle anar. Ben bunun fotoğrafını paylaştığım zaman bir like atar yani hani. Şey yapar. Eskilerden. Özlüyor. Eskilerden. Şimdi o da artık şey oldu. Vosvosçu ve karavancı oldu. Onlarla uğraşıyor. Böyle bir parça seti var. Toyota'nın böyle değişik parça setleri de var aslında. T-Sport'larda da var böyle bir şey.
benim hatırladığım ve bildiğim kadarıyla Corolla T-Sport'lara bir parça numarasıyla bir koli ürün geliyor. Yani bir parça numarasından sipariş ediyorsunuz, bir kasa geliyor. Kasanın içinden süpercharger'ı çıkıyor, işte yayları çıkıyor, jantları çıkıyor, amortisörleri çıkıyor. Alıyorsunuz hiçbir şey yapmadan kendi beyni de Sport içinden çıkıyor. Sport motoru 1.8 ama galiba değil mi? 1.8. 1.8'de oldu. Aynen 1.8, 192'likte. Toyota'nın böyle değişik o şeyler EP3 var. O EP3 onun yani. Honda'yı EP3 ile aslında. Aslında baktığınızda hacim, verimlilik, beygir bakıldığında Type R'dan daha öne tabii çıkıyor. O 2 litre K20. Aynen. K20'de bu 1.8'de severiz. Yani sevilmeyecek bir araba değil. Hani verimlilikte baktığınız zaman öyle bir şeyi var. Ama tabii sağlıklı çalışma konusunda biraz yağ pompası ile ilgili bir sıkıntısı var o arabanın. Aslında hani alır almaz bir yağ pompası değişilseydi zamanında hani çoğu T-Sport sandık motorlu olmayacaktı şimdi. Yani. Şu andaki ilanlardaki neredeyse hepsi sandık motorlu kullanılıyor. Taze takılmış. Dediğim o parça numarasıyla da bir koli geliyor. Her şeyi arabaya takıyorsunuz. Yaklaşık 225 beygir civarında. Hani kendi içinden çıkan beyni her şeyle. Hani ben uzun süre binerim bu arabaya dediğinizde böyle bu şekilde bir araba bulabilirseniz tüpünüzü takarsınız. Türkiye şartlarında rahat rahat da binersiniz. Hani sizi rahatsız edecek harcamalar yaptırmadan. Segmentte de fiyat performansı diyebiliriz aslında. Ya aslında görüntü olarak da performans olarak da kendi segmentinde standart bir kullanıcıyı gayet memnun edecek kapasitede bir araba. Renk olarak da galiba en çok grisi var herhalde. En çok grisi var. Bu sis yeşili diye geçiyor. Yani cila atınca güzel oluyor. Akşamüstü çok güzel gözüküyor araba. Beyaz da nadir demiştin galiba değil beyaz mi? Çok nadir. Hani beyaz gördüğümüzde böyle aa diyoruz nasıl oluyor? Günümüzde nereden geldi? Artık her yerde beyaz araba görüyoruz. Bunda nadir. Bunlar da yok. Hani en çok gümüş gri var. Bordosu az var. Onun dışında umarım takipçilerin hoşuna gitmiştir. Dışarıdan da hoşuna gidenler var, üstümüze geliyorlar şu anda. Enkep'ten zamanında iyi puan almış abi. Aynen iyi puan almış. Ha, şunu da söyleyebilirim. Döneminde ilk diz hava yastığını kullanan araç olarak biliyorum. Allah ben. Korusun açılınca her yerden açılıyor. Her yerden açılıyor. Yani kazadan değil havasızlıktan boğuluyorsun dışarıda puf diye böyle. Konserve oluyor insanlar içeride. 9 tane hava yastığı var arabada. ABS var, ESP var. Bu araba konfor olmadığı için söyleyeyim yani. Elegantlarda ESP geliyor. Konfortlarda ESP yok. Öyle diyebilirim. Sen ESP tuşunda birazcık hatta yerini değiştirdin galiba. Aynen yerini değiştirdim. Biraz içeride kalıyordu. Ben onu birazcık daha dışarıya aldım. Kumanda tarafına doğru aldım. Oradan kontrol edebiliyorum istediğimde yani. ESP tamamen kapanmıyor. ASR'yi kapatıp açabiliyorum. O şekilde bir çalışma prensibi var. Buradan ekranda da görülüyordur şu anda. Oradan ki kamera alıyordur. Aynen. Onun dışında umarım takipçilerin de hoşuna gitmiştir. Elimizden İnşallah hoşuna gitmiştir. Biz birazcık daha hani insanların ulaşabileceği bir arabayı da elimizde varken performansı çekip, nasıl? Aynen performansı nedir? Kronik sorunu var mıdır? Sıkıntı çıkartır mı? Almak isteyen arkadaşlar yani iletişime de geçebilirler hani istedikleri zaman. Yorum yazabilirler ya da sana yorum yapabilirler. Aynen. Yorumların altına da dönüş yaparız. Oradan da yardımcı olmaya çalışırız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.